Merhabalar. Bugün bana en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesine cevap vereceğim. Bitkim neden büyümüyor? Çok uzun süredir bende büyümüyor. Yeni aldım, büyümüyor. 2 ay oldu, büyümüyor. 2 sene oldu, büyümüyor. Bitkim neden büyümüyor? Hadi başlayalım o zaman. Sizlere toplam olarak 6 tane şıktan bahsedeceğim. Bu 6 şıktan bir tanesinde ya da birkaç tanesinde sorun varsa bitkiniz büyümüyor, ama her şeyden önce videoyu bir beğenin, abone olun. Olmadıysanız devam edelim. İlk sebep ışık. Bitkiniz yeterli seviyede ışık alıyor mu? Bazen görüyorum, bana fotoğraf, video atıyorsunuz. Bitkiniz var ama camın önünde değil. Kıyıya, köşeye bir yere koymuşsunuz cama yakın diye. Siz zannediyorsunuz ki bitki fazla ışık alıyor. New. Her seferinde söylüyorum. Eğer gökyüzünü bitkiniz görebiliyorsa evet, güzel ışık alıyordur. Cepheler bununla ilgili tabii ki etkili oluyor, ama onu başka bir videoyu bırakmayı planlıyorum. Şuna dikkat edin. Camınızın önünde bina varsa, koca bir ağaç varsa, çok fazla gökyüzünü görmüyorsa pencereniz, o zaman bitkileriniz iyi ışık almıyor olabilir. Ya da çok güzel açık, camın önünde hiçbir şey yok, hiçbir sorun yok ama bitkiniz gökyüzünü görmüyor. Gene ışık eksikliği. Peki ışık nasıl işe yarıyor? Bitkiler köklerinden suyu, mineralleri, besini alıyorlar, yapraklara kadar götürüyorlar. Yapraklardaki minnacık deliklerden, yani stomalardan karbondioksit içeri giriyor yapraklara. Güneş ışığından gelen fotonlarla bu karbondioksit su kloroplastların içinde birleşiyor ve glikoz oluşuyor. Peki glikoz ne? Şeker. Bitkinin büyümesi için gerekli olan, ihtiyacı olan besini bu şekilde fotosentez yoluyla bitkiler üretiyor. İşte bu yüzden bitkiniz yeterli ışık almıyorsa büyüme sorunlarıyla karşılaşmanız çok büyük olasılık. Bu konuyla ilgili minicik bir uyarı yapayım. Direkt güneş ışığının bitkilerinize gelmesini çok fazla tavsiye etmiyorum. Yapraklarda böyle nokta nokta yanmalar, kararmalar, çıtır çıtırlıklar görüyorsanız ve direkt güneş ışığı alıyorsa tabii ki güneşten kaynaklı yanmıştır. Bir tül perdeyle çok fazla ışık alıyorsa bitkiniz, güneş ışığını kapatmanızı tavsiye ederim. Mevsimsel koşullar da güneşin evinize gelmesini değiştirecektir. Bu yüzden bunlara göre bitkilerin yerlerini değiştirmeniz de önemli. Mevsimsel durumlara göre bitki değişiklikleriyle ilgili videoyu da aşağıya koyacağım. İkinci sebep, ben de çok yapıyorum bunu ama aynı bitkiye çok sefer yapmadığım için bir sorun yaşamıyorum. Peki nedir bu? Düzensiz sulama. Peki düzensiz sulama nedir? Misal alokasya, fil kulağı bakıyorsunuz. İşte toprağının kurumasını istemeyen bir tür. Ama siz unutuyorsunuz, toprak takır takır oluyor. Ay ben sulayayım diyorsunuz, suluyorsunuz. Sonra işte bir daha unutuyorsunuz, bir daha toprak takır takır oluyor. Çocuk ne yapsın, ne yapsın, nasıl büyüsün yani? Değil mi? Ya da bir tane bitkiniz var, tamamen kuruduktan sonra sulansın istiyor ama siz böyle sıkıldıkça su veriyorsunuz bu bitkiye. İşte sadece sizin içiniz rahat etsin diye. Canınız mı sıkıldı, stres atmak istiyorsunuz, bitkiyi suluyorsunuz. Ne oluyor? Düzensiz sulama. Bu yüzden bitkilerinizi iyi tanıyıp toprağının nemini nasıl istediğini bilmeniz çok önemli ki düzenli sulama rutini oluşturabilirsiniz. Düzenli sulama tabii ki şu değil. Pazartesi, perşembe günleri sulama yapıyorum ben. Çok büyük bir hatadır bu. Bitkinin ihtiyacı ne? Toprak karışımınızda drenaj miktarı ne? Saksınızın büyüklüğü ne? Hangi bitkiye bakıyorsunuz? Bunların hepsi sulamayla alakalı, düzeninizi oturtmanıza yardımcı olacak koşullar. Tabii ki bu düzen günlere göre değil, bitkiye göre. Bununla ilgili de videoyu aha koydum aşağıya. Üçüncü sebep, kök sorunları. Bitkinizi suluyorsunuz, suluyorsunuz, hiçbir şekilde su içmiyor. Su içmiyorsa ne olacak? Nasıl o başta anlattığım fotosentezi yapacak? Yapamayacak tabii ki. Bu yüzden eğer bitkinizde büyüme sorunu varsa, ışığınızda İyiyse, iyi ışık aldığını düşünüyorsanız eğer, taksınızın içerisindeki kök durumunu kontrol edin. Burada iki şey olmuş olabilir. Bir, kök düğümü olmuş olabilir. Kök düğümü nedir? Böyle saksının içerisinde kökler öyle bir yer alan kaplamıştır ki artık sizin toprağınız suladığınız suyu hiçbir şekilde bünyesinde tutamıyordur. Bundan kaynaklı da kökler artık o suyu kullanamıyordur. Ve dışarıya doğru, dışarıda bir sarmal yaptıkları için de çok fazla havayla iç içe olduklarından kaynaklı
kaynaklı olarak suya ulaşamıyorlar, çabuk kuruyorlar. Bu da bitkinin büyümesini engelliyor. İkinci kısım ise buradaki kökler çürümüş olabilir. Genelde hep başımıza gelen bir şey biliyorum. Çünkü düzensiz sulama yapıyorsunuz. Peki çıkardık, köklerde kararmalar gördük, kökü tutuyorsunuz, elinizde kalıyor. Kök yoksa bitki nasıl su alsın, nasıl besinini üretsin? İşte bu da bitkinizin büyümesini engelleyen faktörlerden bir tanesi, bununla da ilgili. Tabii ki video çektim, o da aşağıda. Besin eksikliği. Bitkilerinize besin veriyor musunuz? Büyüme döneminde besin veriyor musunuz? Besin veriyor musunuz? Besin veriyor musunuz? Çoğunuz besin vermiyorsunuz. Biliyorum ama vermeniz lazım. Şöyle düşünün. Bizim yediğimiz yemeklerden vücudumuza, bünyemize gelen enerji tamam. Okey, sorun yok. Biz bu besini alıyoruz yediğimiz yemeklerden. Ama arada da takviye vitaminler alıyoruz. İşte atıyorum kalsiyumumuz düşüyor, bir şeyimiz düşüyor. Doktor diyor ki şundan kullan, bundan kullan. Yok magnezyum, yok şudur budur. Çünkü bünyemiz beslendiğimiz besinin, yani fotosentezin bütün her şeyini karşılamıyor. Bir de sen bir fast food yiyorsan, yani aynı toprakta uzun süre kalıyorsa, bu toprakta bir süre sonra bitkiye besin sağlayamıyor. Besin sağlayamayınca ne oluyor? Bitki büyümüyor haliyle. O yüzden işte ek takviye gıda olarak düşündüğümüz besinlerden bitkiciklerimize vermemiz gerekiyor. Besin kullanımına dikkat edin ama fazlası zarar, azı zarar, ortası en ideal. Fazla verirsiniz, kökleri yakarsınız. Besinler çünkü sıvı bitki besinleri tuz ağırlıklıdır. Bitki bunu rahatça alabilsin diye. Ama fazla verirseniz, bitki de büyüme döneminde vermezseniz, en önemlisi bitki büyüyorsa, aktif büyüme dönemindeyse bitki besini verilir. Bu dönem harcı verirseniz bitki bu tuzu, besini kullanamayacağı için toprakta zamanla durur, durur, durur ve o tuz bir süre sonra kökleri yakmaya başlar. Bu da büyümeyi engelliyor tabii ki. Stres. Yeni bitki aldınız, evinize geldi. Belki bir ay geçti, hala büyümüyor. Bitkiniz daha az ışığı alan bir yerdeydi, daha fazla ışığa koydunuz, büyümüyor. Çok fazla ışığın olduğu bir yerdeydi, az ışığa koydunuz, büyümüyor. Yeni bitki siparişi verdiniz, büyümüyor. Bitkiniz olduğu yerde duruyor, her şey çok güzel ama düzensiz sulama yapıyorsunuz, zaten büyümüyor. Bir de üstüne stres ekleniyor. Bu stres faktörlerinin geçmesini beklemeniz gerekiyor. Eğer bitki stres altındaysa, peki bu strese ne yol açıyor? Tabii ki sadece ortam değişikliği değil. Köklerde sorun varsa, üzerinde bitki zararlısı varsa, böcekler varsa bitkiyi strese sokar. Ortamınız çok soğuktur, bitki strese girer. Anlamsız bir şekilde habire bitkinin yerini değiştiriyorsunuzdur. Ay orada sevmedim, buraya alayım. Burada sevmedim, buraya alayım. Alayım, alayım, alayım şeklinde yapıyorsanız da bitki strese girer ve stres sonucunda da büyümesi durur. Bizim depresyona girmemiz gibi düşünün. Hiçbir şey yapasımız gelmiyor. Ya çok yiyoruz ya hiç yemiyoruz, ya habire uyuyoruz ya uyuyamıyoruz filan falan şeklinde düşünün. Bitkiler de aynı şekilde strese girer. Bu stres faktörünü bulup ortadan kaldırmanız gerekir. Ve tabii ki en çok sevdiğim küçücük bitkiyi bu kadar yayla gibi saksıya dikerseniz bitkiniz büyümez. Neden? Çünkü sadece kök yapmaya çalışır. Der ki ben bir saksıya yerleşeyim, bir köklerimi yayayım, ben burayı bir tutayım ama sonra yaprağımı ben çıkarırım der. Çok görüyorum bunu. Bunu yapmayın artık. Yapmayın, yapmayın. Bitkinin üstüyle değil, altıyla alakalıdır saksı büyüklüğü. Niye? Niye yeni bitki aldığınızda hemen toprağını değiştirip saksıyı büyütmeye çalışıyorsunuz? Niye? Bitki daha mı hızlı büyüyecek zannediyorsunuz? Yok öyle bir şey. Eskiler öyle yapıyordu. Boş verin eskileri. Yok öyle bir şey. İnanmayın buna. Ayrıca çok fazla yer kaplıyor. Hiç gerek yok. Bitkinin kök durumuna bakın. Köklerin rahatça sığabileceği boyutlarda saksı kullanın. Eğer bitkinizin saksını değiştiriyorsanız her zaman bir ya da bazı hızlı kök veren bitkilerde iki boy büyük saksıya almanız gerekiyor. Benim hep cümlemdir, bilen bilir. Küçücük bitkiyi kocaman yayla gibi saksıya dikmeyin. Lütfen. Sonra bitkim neden büyümüyor? Büyümez tabii. Bunlara dikkat ettiğinizde işte kocaman kocaman büyüyen bitkilerinizi çok güzel göreceksiniz diyorum ve haftaya görüşürüz. Bay bay.